Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Çalışarak geldim. Hem de iyi çalıştım ama. Çok tuhaf bir ders. Doğru demiyorum. Yalan söyleyebilmek mucizedir. Yalan söyleyebilmek. Dememek lazım da. Yani yapabildiğin için yapmayacaksın. Meziyet bu. Yapamadığın için yapmamak sıradan bir şeydir, mucize değildir. Hayvanlarda da vardır. Hayvanlar yalan söyleyemez. İstese de söyleyemez. Fıtrat yalan söylemez. Fıtrat yalan söylemez kardeşim. Yalan söyleyebildiğin halde söyleyememek mucize. Bu dersin konusu o. İlginç ama. Oo, sen hoş geldin ya. Ama ben sizden olsaydım, inan vallahi bu dersi kaçırmazdım. Ne olsa ben fıtratımı bildiğim için, ne olup olsun mutlaka bu derse katılırdım, canlısına katılırdım. Çünkü garip bir ders ya. Yalan söyleyebilmek mucizedir. Başlıyorum. İlk önce bir mukaddime yapmak istiyorum. Yalan söyleyince herkes de sana yalan söylüyor zehabına, düşüncesine kapılırsın. Ve kendini güvensiz yerde hissetmene vesile olur. Yani ben yalan söylüyorsam, o hakkı da karşıya verdiğin için o zaman bana herkes yalan söyleyebiliyor. Söyleme hakkına sahip. Herkes bana yalan söylüyor denilen bir ortamda nasıl yaşarsın? O zaman yalan söyleyen kendine yalan söylenmeyi kabullenmesinden demektir. Kabul ediyor demektir. Herkes bana yalan söyleyebilir. Hakkını veriyorsun. O, yani notlardan sonra sayfalara geçeceğim. O zaman kendini güvensiz ortamda hissedersin. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mümin korkak olabilir. Mümin cimri olabilir ama asla yalan söyleyemez. Bir mana. Yalan kendini ortadan kaldırmaktır. Yalan söylediğini sen biliyorsun. Doğruluk edasıyla söylerken içsel alemin çatır çatır çöktüğünün farkında bile değilsin. Gide gide bunu normal görmeye başladın mı ki buna vicdanın tefessühü denilir. Artık senin gibi tefessüh etmiş toplumda yaşadığının zehabına ya anlayışına kapılmamak mümkün olmaz. Yani insanlık bitti. Yok canım her şey bitti diyen diyor hadis var. O bitmiş. Ki böyle diyor. Bitmiş canım her şey bitmiş. Ne bitmiş? Aa, dünya dönüyor. Hala bitmemiş demek. Dünya dönüyor. Senin zannettiğin gibi dünya bitmişse dönmemesi lazım. Demek daha bitmemiş. Bitmemiş. Şimdi Amene Resulü de geçiyor. Lehama kesemet ve aleyha mektesemet. Mektesemet. Ne demek? Her insanın kendi kesbi kalıyor. Evet, her insanın kendi... Yani herkese kazandığı kalıyor. Kalıyor. Hatta şimdi hala yutak yoktur diyor ya. Evet, doğru. Mesela Rüştü abi şöyle bir misal verirdi. Bir diyor, kuzina yaptın. Kuzina imal ediyorsun. Misal onundu. Kuzina misal vermişti. Topluma bunu yapıyorsun. Ama kandırıyorsun toplumu. Sacınca yapıyorsun vesaire. Peki topluma yalanı sundun. Toplumdan iğneden ipliğe kadar muhtaçsın. Bir kandırdın, sonsuz kanacaksın. Onu kabul ediyorsun. Yani lehama kesemet ve aleyha mektesen. Kazandığını zannediyor ama kaybettiğini görmüyor. Kazan gibi gözükürken, çünkü o hakkı karşıya da veriyorsun. Aldatmayı. Çünkü aldatarak, hani Allah Resulü demiş ya, o aldatan kimdir?
O aldanandır. Şeytanına aldanmış ki aldatıyor. Aldatan aldanandır. Bir daha gide gide yalanı normal görmeye başladı mı ki buna vicdanın tefessühü denilir. Artık senin gibi tefessüh etmiş toplumda yaşadığın zehabına, zanına kapılmamak mümkün olmaz. İşte zanlar da bunlardan başlamış olur. Zan böyle başlıyor. Çünkü zanların kaynağı yalandır. Zan var ya zan, zanlarımız. Kaynağı yalandır. Yalanın ilk mucidi şeytan, cennette Adem Aleyhisselam'a yalan söylemekle ilk yalan öyle başladı. Yalan bilinmiyordu. Sen bunu yersen beka bulacaksın. Acaba doğru mu ya, yalan mı söylüyor? Biz diyoruz, alıştık. Ama yalan yoktu, o doğru bildi. Fıtratını inkar etmektir yalan. Yalan, fıtrat ilahi iftira etmektir. Yalan, Allah'ın böyle bir fiili ve ifadesi olmadığı halde var demektir. Kudret ilahiyeye iftiradır yalan. Münafıklığın ilk alameti kisptir. Kisp yalandır, yalan aklidir. Lugatına bakarsanız kisp yalan olarak geçer ama değil yani. Evet o ama değil. Kisp kalbidir, yalan aklidir. Zulmet kalbidir, karanlık aklidir. Ustad ikisini de kullanıyor. Ama lugatı da zulmetle karanlık aynıdır. Neye benzer? İhtiyarla irade aynı. İrade vicdanidir, ihtiyar aklidir. Kainat itikada bakar, şeceri hılkat imana bakar. Düşünen insanlara gönderme yaptım. Doğru ile yalanı aynı olduğuna inanmaktır, inandırmaktır. Doğru ile yalanın aynı olduğuna inanmak veya inandırmaktır yalan. Fıtratta yalan yoktur. Yalan adimidir. Yalan bir lafz-ı kafirdir. Ahlaksızların işidir. Bundan artık her şeyi bekle. Çünkü doğruyu söyler rahatlığında yalan söylüyor. Yalanı doğru seviyesinde söylüyor. Küfrün mahiyeti yalandır. Riyakarlık fiili bir yalancılıktır. Risaleden alınan şeyler bunlar. Hulasa yol ikidir. Ya doğru veya sus. Sükut. Yedi kebairden biri de yalandır. Yani 52 kebair var. Onları hamur yapılmış ulema. Ustad Barla'da koymuş. 328'de. 7 tane 52 7'ye sıkıştırmış. Bu ne demek biliyor musun? 7 taneden bir tanesi toplumda olursa o toplumu yok eder. Mübikat ise bu demektir. Toplumu yok edendir. Dinamittir. Yani 7 taneden birkaç tane olmaya gerek yok. Bir tanesi varsa yetiyor. Şimdi biraz daha şimdi fıtrata geçiyorum. Yalan fıtratta ve tabiatta yok olduğu halde insanın bunlara rağmen yalan söyleyebilmesi muhteşemdir. Allah Allah. Fıtratta yalan yok. Sığıra yalan söylettiremezsiniz. Su ıslatır. Tersini yaptıramazsınız. Fıtratta yalan söyleyemezsiniz. Söylettiremezsiniz. Yalan iki cinste vardır. Cinlerde ve insanlarda var. Meleklerde yoktur. İstese de olmaz. Yalan, sığırın yalan konuştuğunu duydunuz mu? Yalan söyleyebilmek... Yani bağışlayın ama muhteşemdir biliyor musun? Bunu diyebilme fıtratında olmak. Allah'ın işte o senin mi? Maşallah. Ama sana çok lazım talebeler için. Bak şimdi. 1001 İmam-ı Gazali 4000 diyor. Esma. Alem-i Şehadet'e 4000, Alem-i Gayb'a Melekut'a 4000 der. Neyse nihayetsiz esma var. Bakın. Çok ilginçtir. Nihayetsiz esmanın birbirine girift olarak anlam kazanması, soğuk sıcak esmalar, sağ sol, karanlık aydınlık. Bakın bir daha. Nihayetsiz esmaları birbirine girift ederek, birbirine mukayese ettirilerek anlam kazanması, ayrışması,
Bir, her esmanın nihayetsiz mertebesinin çıkmasına vesile olan tek bir esma. Nihayetsiz esma kadar değerli bu noktada. Hangi esmadır? Mudil esmasıdır. Şeytanın yaratılışı, yaratan esma mudil esmasıdır. Şeytan o kadar kaliteli iş yapıyor ki ahmağa haberi yok. İki şey yapar. Kemalat insaniyeye ve iki, hadi bakalım, makasıd-ı hayriye külliyeye vesiledir. Makasıd-ı hayriye külliyeye ve kemalat insaniyeye sebeptir. İnsanı insan yapan şeytanın varlığıdır. Onun için çok lazım ama yalan demeyeceğiz. Ne ya? Bu sakın ha dersi yalan etmesin ya. Yani. Kaliteli bir şeymiş falan. Bunu yapalım değil mi? Tam tersine yapar seni. Bu yani bunu yapabilme fıtratındayken yapamamak. Muhalefet edebilmek. Harikalık burada işte. Ama muhteşemdir. Beni mest ediyor. Yalan diyebilme fıtratında olması. Şeytanı da bağlı duymasın. Muhteşemdir. İyi ki var. Kemalat insaniye ve makasıd-ı külliyeye vesile oluyor. Yani çok gariptir. Düşün ki yalan yok. Nasıl böyle bir dünyada yaşanır mı? Şimdi bak yalanı da söyleyeyim size. Yalancılara zorlanır da. Şimdi. Şöyle bir havuz düşünün. Yani 100 metrekare bir havuz ama kare şeklinde olsun. Tamam bak şimdi. Yalan bak ne işe yarıyor. Duymasınlar. Kare diye hayal ettiniz mi abi? Yarım metre su koyar mısınız? Koyduk. 100 metrekare içinde birebir kare plastikleri koyun. Koyun suya. Ama hepsi renkli olsun. Renkli, farklı renkli yani. Ama şıklı. Hadi böyle bir Büyükşehir Belediyesi'nin kapalı yüzme havuzu gibi. 100 metrekareyi düşünürüz mü abi? Birebir kare. Hayal edersen çok güzel bak istifade edecek. Birebir kare ama cam gibi. Plastik, renk ışık veriyor. Karanlık. Hepsini birebir kareye koyarsan hiç boşluk kalır mı? Kalmaz. Kalmaz değil mi? Suyu karıştırın aşağıdan. Yer değiştirirler mi? Hepsi farklı renkti. Bu. Yer değiştirme olur mu? Olmaz. Olmaz çünkü yapışmış değil mi? Ve karanlık olduğu için büyük şehrin o tavanı renkler tektir artık. Aa çok güzel bir tane ama sonsuz hep öyle. Tamam? Şimdi biz oradan 3 tane al, oradan 2 tane al, buradan al. Belirli noktalarda birkaç tane alır mısınız abi? Aldık mı? Hadi suyu karıştırın. Onlar yeri değiştirir mi? Evet. Peki tavandaki güzellikleri, yansımaları değişir mi? Evet. Manzara değişir. İşte bütün hepsinin tıpatıp beraber olması fıtrattır. Ara boşlukları yalandır. Ara boşluğu şeytan ya. O fıtratı anlam kazandırır, meratip verir. Meratiplerin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Ama herkesin de bir yalanın bir seviyesi var. Mesela deseler ki al sana 10 bin lira, şunu memursun, şunu yap. Olur mu ya? Sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Tamam bağırma da 100 bin lira. Tamam da kardeşim yani bu prosedür de yok işte ya. Tamam 1000 lira. İyi de 5'ten sonra şey ya. Herkesin bir aldanacağı miktarı var. Bir yalanı var. Merak etme, o ara boşluğumuz olmasa donuk oluruz. Onun adı mükemmel olarak fıtratta devam eden peygamber ve asil imamları o. Donuk derken esmada nihayetsiz boyuta doğru gider. Düşe kalkası yok. Bir de okuyorum. Fıtratta ve tabiatta yok olduğu halde insanın yani tabiatta, doğada yalan yok. İnsanın tabiatında bulunması muhteşemdir. Nasıl buldu yalanı insan? Nasıl buldu yalanı? Acayip bir şey. Belki de menfi manada insanın en büyük hüneri yalan söyleyebilmesidir. En büyük hüneri yalan söyleyebilmesi. Çünkü fıtrata yalan söylüyor. Doğruyu bu kadar cezb ve cazibeli iken, bu kadar hak iken, cennet cehennem bu kadar net iken, buna rağmen diyebiliyor ya. Hakikaten tuhaf. İşte o tuhaf. O fıtrata hastayım yani. Anlıyor musun? O neticesine değil.
Yani bu günah yapabilme fıtratında olması, insan olması, böyle olması lazım. Hakikaten Allah lazım. Buna muhteşem, bayılıyorum bu fıtrata ya. Yapabilme fıtratı, sır olmak istemem. Vallahi melek olmak da istemem. İstemem, yemin ederim. Bir kere usul bakımından Allah yaptığı için, aynı kabul etmem lazım, öyle yaptığı için. Ama vicdanen de melek olmak istemem. Ben her şeyi yapabilmek üzere olayım da bunu yapayım. Kafama yatıyor, o kadar yatıyor ki. Öyle tabiata, doğaya ve nefsül emre ne sorarsanız o cinsten mutlaka cevap verir. Yani Risale-i Nur'u niye anlamıyoruz diyenlere diyorum ki sorun yok ki, derdin yok ki, cevap olsun. Hangi derdin oldu da cevap bulamadın, hastanede mi? Veya okulda mı, para mı? Sen yeter ki derdi dert edin, dermanları bulursun. Sen ne sordun da cevabını bulamadın? Niye Risale'i anlamıyoruz biliyor musun? Derdimiz yok ki. Soru sormuyoruz ki. Öyle bir problemimiz yok yani. Ne yapalım falan. Hadi bakalım. Böyle ders yaparsa birisi de. Arkadaşlar bakalım ne çıkarsa. Tombala çekiyor sanki. Eskiden sokaklarda tombala şey yaparlardı. Torbayla. Lan böyle olur mu? Daini vekiliyle bir hasbihal bir parçadır. Hasbihal. Böyle hasbihal olmaz. Ders olmasa bak hasbihal çek. Hasbihal mı yapıyorsun yani? Yani öyle olmaz arkadaşlar. Derdimiz olacak, sorumuz olacak ki cevap olsun. Bunları niye not aldım, niye çalıştım ya? Bunlar külliyatı, bakmadığım yere yok ya. Kizb, yalan, farkı. Derdim var, bak cevabı veriyor. Yalan söyleyebilmek muhteşem olduğunu yeni öğrendim. Muhteşemmiş ya. Yani cennete mukabil, Allah'a rağmen, Allah da biliyor, iman da etmişim, Allah biliyor, bu böyledir. Verdim diyor. Allah da biliyor ya yalan söylediğimi. Buna rağmen diyebiliyorum. Acayip bir şey. Boşver bu sorumluluktan bahsetmiyorum. Günahtan bahsetmiyorum. Ahlakından bahsetmiyorum. Diyebilme fıtratından bahsediyorum. Bu acayibime gidiyor garip ya. Adeta yalan söyleyebilmekle de ihtiyar hürriyetini doğurur. Biliyor musunuz? İtikat İhtiyarla yapılır, iman irade ile yapılır. İhtiyar kainatındır, iman şeceri hırkatındır. Külliyat tam yerine tak tak koymuş. İtikatta iman ne farkı var? Ya. İhtiyar ile dış dünyamızı, itikatle dış dünya var ya eylemimizi, irade ile iç alemimizi tanzim edip, haddini belirleyip hududunda kalan, kendisini kendisiyle belirleyen adam hür insandır, özgür insandır. Özgür kimdir? Bir daha. İhtiyarıyla dış dünyayı, eylemlerimizi yapıp yapmamayı, ihtiyarıyla dış dünyayı, iradesiyle iç alemini tanzim edip, haddini belirleyip hududunda kalıp, kendisini kendisiyle kayıtlayan hür adamdır. Bana deseniz ki o kitabı bu tarafa koydum, köleyim. Ama ben kaldırırsam hürüm. Böyle bir mahluk işte insan. Merak ediyorum kendimi. Hakikaten merak ediyorum. Ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin diye bir ders yapmıştık. Ben kayboldum. Nerede? Bende. Ben kayboldum bende. Beni bulan bana haber versin. Böyle belagat böyle sarkmıyoruz. Doğruyu söyledik. İnsan en çok kendisini merak etmiştir. Kendini ne kadar tanır. Sen kendin hakkında ne biliyorsun deseler ne diyeceksin? Hadi bakalım bir şey. Sorun kendini. Sen kendin hakkında biraz bahseder misin? İyi koşarım, iyi yemek yerim. Tamam. Başka? Hadi bakalım. İman etmişiz. Allah hakkında ne biliyoruz deyince, Allah nedir sizce? Deyince bir gavura ne deriz? Papa sordu. Allah nedir sence? Allah bir anda her yerdedir. Emreder her şey olur. O da zaten Tanrı'yı böyle söylüyor. Tanrı ile Allah arasında ne fark var dese ne diyeceksin? Söyleyelim mi abi? He? Söyleyelim mi? Dersi sabote edelim. Yok 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 yapma. Adeta yalan söyleyebilmekle de ihtiyar hürriyetini doğurur. Yalan sanki fıtrattaki varlığın ara boşluklarıdır. İtibarilerini var zannetmesinden veya var etmesinden
kaynaklanıyor yalan. Adeta yalan fıtratına muhalefet yapabilme özgürlüğüdür. Yalan fıtratına muhalefet yapabilme özgürlüğüdür. Bunun zıttı fıtratın kendisinde kalabilmek, fıtratın kendisi itikattır. İtikat yalanın karşıtıdır. Kisp imanın karşıtıdır. Kisp diyor 82 işaretleyeceğiz de imana zıttır diyor. Çok garip ya. Bunlar denebilmesi için çok meşgul olduğumuz için yani bunu. Yoksa paldır küldür ne diyorsun sen? Adeta yalan fıtratına muhalefet yapabilme özgürlüğüdür. Bunun zıttı fıtratın kendisinde kalabilmek, fıtratın kendisi itikattır. Yalanla fıtratın arkasına geçip muhtemelen olması gereken ihtimalleri kısmen bilmektir. Yalan neymiş bak? Yalan fıtratın arkasına geçip muhtemelen olması gereken ihtimalleri kısmen bilmektir. O zaman itikat fıtratınla hayat-ı tekviniyeleri yani nefsül emirleri belirleme, tanımlama, sendekilerle kainattakileri tanımlamadır. Yani insanın, kainatın sistemi insanda yazılmış. Senin yazılımla kainatı tanımlamaktır. İtikat bu. Kainatı alemimizde tanımak, tanımlamak itikattır. Şeceri hilkatı alemimize ruha taşımak imandır. Bu tabi biraz üstün oldu. Anladım biraz sessiz kaldınız. Sonra geçeceğim Risale'deki şeylere, çıkarttığımız yerlere. Ve bu manada itikat lef-i mahfuzun dairelerini içine alacak şahitlik, şahadetliktir. İman ise şeceri hilkatin arş, lef-i mahfuz, arş-ı azamı içine alan şeydir, yapıdır. İtikat aynı zamanda kayıt yapandır, kayıt. Yani kayıt var ya, teyip kaydı kaydediyor. Ve aynı zamanda ayat-ı tekviniyeleri, yani nefsül emirleri, şu mevcudatı fıtratına dönüştürerek inşa yapar. Yani yalan şu fıtratı alemine dönüştürerek alır. Bu dönüştürme yöntemidir. Acayip bir şey. Soğukken sıcaktır diyor. Acayip bir şey ya. Dimağını alır. Yalanla mevcudatın fıtratını değiştirerek kafasına kisp ile mevcudatı şeceri hilkatin yapısını dönüştürerek kalbini alandır. Kendi söylediği yalana inanıyor diyor. İnanıyor bu. Sonra kendisi de inanır. Yani itikatla dima, imanla kalbe alır. Yani mesela itikat kalbe sokamaz. İtikat dima sokar. Son cümle ve anlama seviyesinde bu merkezden güç alıyor. Bu makamda anlamak nedir? Anlamak nedir? Anlamak seçim yapabilmek ve bir gayeye, bir hakikati doğru fıtratını kullanabilmektir. Bir daha ondan sonra bitiyor. Anlamak şu arkadaşlar, seçim yapabilmek ve bir gaye, bir hakikata doğru fıtratını kullanmaktır. Bilmek ise nedir? Bu anlamaktır. Bilmek nedir? Varlığa, mevcuda şahitlik yapabilmektir. Şimdi sözlerden geçiyoruz. İnşallah, o benim sözler yok ama artık alışacaksın diyor sonra sen. Şurada var mı abi? Bir dakika. Abi versene ya, zorlayacak beni. Çok güzel. En büyük sözler benim sözler. Allah Allah, o çıktı. Ya. Yalan bir lafz-ı kafirdir. Bir tane sıdk yakar milyonla yalanı. Bir tane hakikat yıkar kasr-ı hayali. Hakikati olmayan yalana ister istemez meyleder. Bir okuduğumuz mukaddime neydi? Fıtrattaki bu sistemin var olabilmesi muhteşemdir. Onu anlatmaya çalıştım. Muhteşemdir yani. Böyle bir şeyim de olsun kenarımda. Yani varken değilim ya Rabbi. Mükemmel bir şey ya.
Yani sıdk ehli bir köpek var veya bir sığır var. Yok. Vay be adam ya. Hiç yalan konuşmuyor. Sıdk büyük bir esastır. Bir cevher-i ziyali. Şurada da fıtratı yani şunu diyor ki yeri verir sükuta eğer çıksa zararlı. Yani zarar mı olacak? Ya doğru konuş ya da sus. Ya sükut. Ne olursa olsun sakın tenezzül etme. Yalan nedir peki? Yalan o anda kısa bir dönemde pansuman vurmak böyle iç irin toplamış. Geçici bir çare gibi gözüküyor yalan o ortamda. Ama uzun vadede fıtratına ihanettir. Geçici bir çare gibi gözüküyor. Ben çok zor durumda kaldım. Senindir midir dediler. Benimdir dedi. Yok deseydim delil değildi. Yalana yer hiç yoktur. Çenden olsa faydalı. Yani en büyük tehlike durumda hakikaten öyle. Bu bir video benim değil dedi ya. YouTube'dakiler delil değil. Bakın değil. Avukat diyor bunu söylüyor ya. Bakın bu savaşız diyor ya. Savaşta caiz. Biliyor tabii. Savaş. Hile öyle diyor. Yani. Evet. Ama yalan demiyor, hile diyor. Öyle mi diyor? Yalan demiyor. Orada bile yalan demiyor. Yalan demiyor. Tercümesini yalan diye söylüyorlar da. Hile aslında değil mi? Hatta hile vardır. Hile vardır. Diyemedim. Senin midir dedi, benimdir ama böyle değil dedi. Önünün arkasını kesmişler, benimdir dedi diyor. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olmaz her doğruyu söz etmek. Her söylediğin doğru olacak ama her sözü her yerde deme. Ama bir yerde de tabii. Bilinsin o da. Her yerde deme diyor. Bir yerde de deme demiyor ki. Bir yerde de ya. Bunu iyi bilmeyi, huzma safa demak eder. Yani ne demek huzma safa demak? Her şeyin güzelliğini al. Yani öyle, kederi bırak, tamam, kederi bırak, ondan sonra huzma safa demak, kederi de bırak. O zaman safa olur o zaman. Kendine dustur etmeli. Güzel gör, hem güzel bak, ta güzel düşünmeli. Yani mesela güzel bakan, güzel gören, güzel bakan, güzel görür. Güzel gören de ne yapar? Hayatından lezzet alır. Şimdi psikoloji bozuklukları bu cümlenin içerisindedir. Diyor ki, güzel gör hem güzel bak. Ta güzel düşünmeli. Güzel bil hem güzel düşün. Ta leziz hayatı bulmalı. Yani güzeli Allah'ın dediği güzeldir. Bak şimdi onu tasvir edeceğim içini. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünün de hayatından lezzet alın. Şu arkadaşlar, doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, doğru düşünmüyorsunuz demektir. Yani güzel denilen şey Allah'ın söylediği güzeldir. O zaman güzel, güzel bakarsan, otomatik güzelleri içeriye sokarsın, onları düşünürsün. Düşünce nedir? İmalathanedir. Tasavvur imalathanedir. Malzeme girer. Malzeme girer. Torna fabrikasına demirler girer. Oranın adı, bütünsel adı tasavvurdur. Oradan çıkan ürün hissiyattır. Hislerdir. Bak güzel gör, güzel bak, ta güzel düşünmek zorundasın. Aklının şerinden, bak aklının şerinden aklını kurtarmanın yolu budur. Güzel gör, güzel bak, güzel düşün. Güzel bakıyorum, güzellere yöneliyorum. Menfi yok ki. Şimdi yatacağım ben. Bugün hakikaten video seyretmedim. Ne yiyecek peki benim kafamı? Yani bugün seyrettin. Onu kapattın diye kafa kapanmadı ki. O aktif olacak. Şimdi ne yapacağım? İşte buna çalıştım, yalana çalıştım, buraya geldim. Zaten pestilim çıkıp yere gidip yatacağım. Bu cins de rüya göreceğim. Bir tanesi bugün telefon ediyor. Bak şimdi. Abi bir şey yapar mısın? Moral bozuk tabii. Diplere vurmuş. Sürünüyor yerde. Ne olmuş?
kötü rüya görmüş. Anlat bakalım genç ya. Yani anlat mesela, demesen suratına kapatacaksın şeyi. Dedim ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, ben geceyi sevmem. Geceyle alakalı şeyleri de sevmem. İmam Geylani demiş ki, ya efendim şu rüyayı tabir eder misin? Rüya mı gördün dedi. Korkmuş. Ha, demek yattı. Yatmayı kabul etti. Şimdi bunu böyle dedi. Böyle dedikten sonra ben ne dedim biliyor musun? Karışık rüyalar gördü ya. Dedim ki ya yatak odan veya mutfak karışıktır. Tabaklar birbirine öyle bırakmışsın tezgaha. Veya yatak odanda eşyalar birbirine dağınıktır. Öyle bir dağınık ortamda herhalde güzel bir rüya görme şansın yoktur. En basiti bu. Genelde çok mübarektir değil mi abi? Çok da, çok da biraz zor. O mübarek de öyle bırakmaz. Çünkü cinlerin ve şeytanların gıdasıdır o tabakları öyle bırakmak. Bari en azından üstünü ört. Onların geçiş sahası olur. Bak ne anlatmaya çalışıyorum. Yani mutlu olmak bizim elimizde. Biz elimizden geldiği kadar mutsuz olmaya çalışıyoruz. Evde tek dayı olsan tuvalete girince kapıyı kapat. O alafranga uydurup tuvaletin bari kapağını kapatın. Öyle bırakma. İşin gördükten sonra mutlak suyuyla gönder. Bırakma, birilerinin iştahını çekiyor. Bunlar banyo veya tuvalet adamını bir sik itiyor. Hayat içinde hayattır. Hayat içinde hayattır. Hayatımızın hayatlı olmasını istiyorsak nedir o? Hüsnü zanda emeli. Yani hüsnü zan ve emel. Hüsnü zan. Hüsnü zanın temeli sıdktır. Suizanın temeli yalandır. Bak dedi ki dersin başında, yalan söylüyorsan yalan söylenilmeyi hak ediyorsun. Zaten ona o hakkı veriyorsun. Peki yalan söyledim. Onlar hep doğru söylüyor diye nasıl inanacaksın? Zan buradan başladı. Mesela benim şeytanım Salih, hafızımız var. Şerif ol. Allah ona şaka yaratmamış. Yalan zaten fıtratta yok yani. Şakada olmadığı için şaka yok yani. Allah o fıtratı koymamış. Mesela bir şaka dediğim zaman dedi ki niye yalan söyledin dedi. Şaka yaptık ya. Ki ya ben şaka yaptım. Allah Resulü diyor ki ben de latife yaparım ama latife latif olur. Sen yalan söyledin dedi. O kadar ağrıma gitti ki. Çok ağrıma gitti. Ezdi beni ya. Hayır dedi, bu şaka değil, yalandır dedi. Acayip bir şey ya. Biz duman olmuşuz. Aramızda kalsın dedi ama kimseye söylememiş. Her şeyde 20 bin tane diyor Kur'an'a hatmetti. Allah Allah. Günde 5-6 cüz okuyan adam ne olur? Bak, hayat içinde hayattır, hüsnü zanda emeli, suizanda yeistir, saadet muharibi, hem de hayatın katili. Bak, suizanla yeiz, hayatımızın katili. Ya, suizan ne ediyorsun ya? Mesela şu, ya bana böyle dedi, iyi tarafı da yok mu ya? Yani ben size söylerken ben bunu yapıyorum yani, tesir eder inşallah, rüya şey için olmaz. Hakikaten elimden geldiği kadar onun bir şeysini duyduğum zaman kafanı kaldır diyor ya, 13. lemada, onun iyi bir tarafını gör diyor ya. Yok mu yani onun? Şeytan değil ya, mutlaka iyiliği vardır. Mutlaka iyiliği vardır. Kafanı kaldır ya, bu taraf iyi. Şeytanın da iyi tarafı var mı abi? Şeytanın bu işareti sormuşlar. Evet. Şeytanda marifet var mıdır? Kalbinde böyle iyilik falan var mı? İşareteceğiz da 80'i orada var. 80'den 72'den 80 arası. Adamın fıtratında hep tahrip olduğu için, hep bozmak olduğundan hayra hiç yer yoktur diyor. Hiç yokmuş. Ama yeri geldiği zaman münafık değil mesela. Şüphesiz ki ben alemden Rabbi olan Allah'tan korkarım. Tabii o bir de. O yönüyle münafığa oranında gene şey değil mi? Yani öyle diyerek zaten ölmüş olduk. Şeytanı bir de şeytanı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında evet. Doğru söylemiş.
Meclise gelmiş ya. Ama kalbinde hayır var mıdır diyor. Fıtratında hep tahrip olduğu için fıtratında hayır yoktur. İşaret edeceğiz de. Geçiyor. Bir tane daha. Mektubat var mı gene bizim şeyi? Var mı? Var. Aferin de. Çoktur. Evet. 711. Bakayım onu unut. Bir de 700 de var. Böyle ne gider diye şey yapıyorum da. Fıtratın şehadeti sadıkadır diyor başlığı altında. Bunu da okuyayım mektubatı sonra geçeyim. Fıtratta yalan yoktur. Yaratılışta yok. Mesela göz diyor ki beni yapan alimdir. Kulak diyor ki beni yapan sağır değildir. Akıl diyor ki beni yapan cahil değildir. Hayat diyor ki beni yapan ölü değildir. Doğru mu? Fıtrat yalan söylemez. Ne dediyse doğrudur. Şimdi onu sıralıyor bak. Yani yalan ne acayip bir şey. Fıtratta yok, bizde var. Ademi bir şey ama. Vücudu yok onun. Yalan ademidir. Vücut haricisi yoktur. Nerede var peki? Usta şöyle diyor. Kafasızın kafasında var diyor. Cümleyi gördünüz mü? Kafasızın kafasında var. Bak şimdi, fıtratta yalan yoktur. Başta altında, bak diyor ki, ne dediyse fıtrat doğrudur. Çekirdeğin lisanı, çekirdek konuşuyor. Ne diyor? Meyl-i nüvüv der. Mesela çekirdek veya yumurta, meyli var. Sümbüleneceğim. Meyvedar ağaç olacağım. Donu çıkar beyanı. Sayfa 700 sözlerden okuyor. Çekirdeğin fıtratında bak ne var konuşuyor. Ben ağaç olacağım diyor. Doğru mu? Doğru. Yumurta diyor ki ben piliç olacağım. Doğru. Yumurtanın içinde derin derin söylen hayatın meylanı ki ben piliç olurum. İzni ilahi ola sadık olur lisan. Bak yalan söylemiyor. Bak fıtratta fıtratın çeşitli safhalarında ve farklılıklarında doğruluğu gösterecek. Bir çekirdeği gösterdi. Bir yumurtayı gösterdi. Şimdi suya geçti. Bir avuç su, bir demir gülle içinde eğer niyet etse incimat, yani ben donacağım, koca motorun bloğu, blok ya, ondan sonra incimat etse, burudetin zamanı içindeki imbisat meyli der, genişler bana lazım fazla yer, bir emri bir emani. Metin demir çalışır, onu yalan çıkarmaz. Belki onda doğruluk hem de sıdkı cennani. Ne yapar? O demiri parçalar. Demiri parçalıyor. Demire bak, suya bak. Fıtratında donma varsa önüne kimse duramaz. Patlatıyor. Koca motor bloğu. O demiri parçalar, şu meylanlar. Ne demek bu? Yani fıtratlarının lisanı meylan olmak, çekirdeğin ağaç olma yazılımına meylan denir. Yumurtanın tavuk olma, suyun donarsam genişleme yapısına meylan deniyor. Şu meylanlar diyor, bütün birer emri tekvini birer hükmü yezdani. Yani kainatın yazılımı bunun üzerine gitmiş. Ve Kur'an da bunu tarif ediyor. Hükmü Yezdani de böyle diyor. Yezdan Kur'an. Farsçadır bu. Birer fıtrı şeriat, birer cilve-i irade, irade-i ilahi, idari-i ekvani,
emirleri şunlardır. Birer birer meylan, birer birer intisal, evamiri Rabbani. Ha, kainattaki yalan olmamasının sebebi insandaki gibi nefisleri yoktur. Bunlar fitri bir şeriattır. Cilve-i irade ile idare edilirler. Direkt ona idare ediliyor. Ona iradeler arasındaki farkı göstermek için Utbe-i Şamedi 3 tane misal veriyor. Kaderi ispat etmek için Ali. Bak kaderin. Siz de düşünün. Gerçi burada bir misal vermiştik, vermemişse de Bahattin vermiştir zannediyorum. Şimdi düşünün bakalım, bir gökdelen düşünün, çok büyük. Harika ama. Düşünürüz mü abi? Hemen onun yanına bir tane arı petek koyun o mumlu. Harika değil mi? Hemen onun yanında bir tane de nar koyun. Ağacın dalında olsun ama. Şimdi nar, arının mumlu şeyi, peteği, gökdelen. Hangisi harika? Herkes bir aleminde ilk önemli olan, 10 saniye size bunu konuşmadan, hangisi harika? Hepsi harika. Hepsi harika. Başka harika, şimdi soruyorum. Nar. Nar harika. Başka farklı diyen, gökdelen diyen var mı? Petek, arı, bal diyen, petek harika. Fikriniz yok mu ya? Ben de söylüyorum böyle yapıyorum. Ben de söylüyorum böyle yapıyorum. Hocamız daha iyi bilir. Daha iyi bildiği için sizin bildiğinizi onun için soruyor. Ya da hepsi Arif. Hocam gökdeleni yaptıran, o beyni yaratan... Yani o değil. Bir neticede gökdelenin kendisi, peteğin kendisi, narın kendisi. Esas soru burada ne Hasan abi? Soru şurada. Sanat ne kadar yüksek değil mi? Bak sana. Şimdi soru, onun içinde cevabı şu. En harika nardır. Sonra baldır. Sonra binadır. Sebebi şu. İnsan ihtiyar ve iradesi en nihayetsizdir. Sanat en düşük. Hayvan ise iradesi yok, ihtiyarı var. Mesela o arı, bu taş değil, odun değil, çiçeğe konar. O bir tercihtir. Bu ihtiyarı var, sanat iradesi yok ama sanatı insanın sanatından daha iyi. Nar ise hiç ihtiyar ve iradesi yok. Sanat en mükemmel. Çünkü bir, nar canlıdır. İki, narın çekirdeği geçmişi geleceğe taşır. Gökdelenin o belediye şeyi, ne diyorlar ona? Gökdelenin plan projesi yok mu? Mimarlık. Evet. Proje. Projesini gömsek bina çıkar mı? Yok. Ama narın çekirdeğini çıksa gömsek çıkar. Balı döksek bal çıkmaz. Ama narı döksek çıkar. Hem canlıdır. Bal canlı değil, bina da canlı değil. Balı insan yapamıyor, bina yapıyor. Şurada gaye şuydu. İhtiyar ve iktidar bakımından en mükemmel insanın sanatı en düşük. İhtiyar ve irade bakımından hiç olmayanların sanatı en yüksek. Demek ki bunu Allah yapıyor, bunu insan yapmaya vesile oluyor. Eğer hakikaten insanın fiillerini elbette ki Allah yapıyor ama eğer insanın ihtiyar ve iradesi olmamış olsaydı insanın eserinde kusur olmayacaktı. Mükemmel. En mükemmel olacaktı. Bozuyoruz o zaman. Tabii ama bozarak başka bir şeyle birleştirerek daha güzel bir şey yapıyoruz. Nasıl kaçamak yapıyorum? Bozuyoruz ama o vardı ya hani göl, suyu hareketlendirerek değiştiriyoruz. O kadar da hoşuma geliyor ki. Acayip ya, ucu bucağı yok. Hep merak ettim. Bazen kendimi içeride arıyorum ama bulamıyorum. Hey, kimse yok mu? Hakikaten öyle ya. Usta 23. sözde söylüyor, ben bunu şey yapalım. Saraya gelmiş, oraya girmiş, girdinse söyle de. Başka yer var mı? Bunu taklit eden, bağla da Hafız Ali abi. Gittim diyor, ders yapılıyor, ders dinliyorum diyor. Aradım, bakın ya 158 mi neydi Barla'da? Dolaşıyorum diyor. Saraya büyük ol. Sonra başım döndü, yata edemedim. Yok ben burada şey yapamam dedi. Derste söylüyor ya. Usta da takdim ediyor, usta da külliyatını içine koyuyor. İndim aşağı baktım küçük bir saray var. Ben buraya girerim. Buraya yat ederim.
Ulan kapısı var, nasıl açacağım diye düşünürken ders yapan Bismillah her şeyin anahtarıdır diyor. Anahtardır dedi. Tam o anda geçirdim. Aa Bismillah dedim diyor. Onu dinliyorum, adam dolaşıyor. Girdim içeri baktım, kendimi gördüm sarayda. Adamlar dolaşıyor ya. Ya biz de dururduk. Düzgün yolda yürüyemiyoruz ya. Acayip bir şey ya. Kimisi böyle bir şahıs olarak Risale-i Nur'da konuşuyor mu? Konuşuyor evet. Çünkü bu Risale-i Nur değildi çünkü. Bu Risale-i Nur değil, yazıyor bak. Risale-i Külliyatındandır. Çünkü mesela haşa, bu Kur'an değil. Hani Kur'an'ı göstersem. Bu musaftır. Çünkü Kur'an mahluk değil. Sayfalanmış bu. Furkan kainattır. Kur'an ise okuyan kişi de ortaya çıkandır. Oku kitabın Kur'an'ını. Peki hocam, külliyata bütün hayat diyebilir miyiz? Hayatın ta kendisi. Çünkü bu Risale-i Nur külliyatındadır. Risale-i Nur canlı şey, kitap oluyor ya bize. Çünkü ne, ona delirim şu. Hayatın kendisi. Okuduğun zaman gıda olmuyor mu? En çok coşanımız odur. Peki böyle hayatına hayat vermiyor mu? Vesile olmuyor mu? Siz yapınca aklıma getirildi inşallah gerçekten. Ha böyle, ha o zaman bir şey okunduğu zaman ha, demek ki hayatımın içerisine bir şey konuluyorsa o hayatsız değildir. Bu dışarıda sudur, cansız gibi. İçeride su değil ve canlıdır. Film de öyledir. Seyrederken orada resimdir, içeri girince o resmin kiminse halet hüviyesini kopyala yapıştır, aktif olacak. Nasıl oluyor? Peki yemek yiyorsunuz, patates yemeği. Kim biliyor patatesin içinde hangi elementler var? Potasyum. Bilmiyoruz. Ha? Potasyum var. Başka? Nişasta. Harika. Başka? O kadar değil. Ha, var. Gene var değil mi tahminin? Ha, bilmemem istifadene mani değil. Bilmemem itmene sebep değil. Sen onu içeriye sok, onu bilen bilecek. Onu tanımlayacak ve sentez edecek, analiz edecek, ayrıştıracak. O tanıyacak onu. Senin gayen şu, sok içeriye. Risale-i Nur da böyle, anlamıyorum. Anlayacak sistem var. Sen sok içeriye, karışma. Kur'an'ı anlamasak da Arapça okuyacağız gibi değil mi? Aynen. Mesela bak, patates yemeğini. Bilmiyorum elementini. Bilmiyorsam yemiyorum diyen var mı? Yok. Benim bilmeme gerek yok. İstifadem de azalmıyor. O beni biliyor bir de. Ha, onu bilecek başka bir sistemim var. Benim sistem içeriye sokmak. Onu hakkıyla bilecek, ayrıştırıp bana dönüştürecek ayrı bir sistem var. Ha benim vazifem sistem bunu okuyup içeriye sokmak. Ya anlamıyorum. Sen anlamayacaktın ki zaten. Onu anlayacak başka sistem var zaten. O ayrıştıracak. Biz keyif alıyoruz, lezzet alıyoruz. Anladık mı? Yok. O kadar ya. Peki içeride ne oluyor? Göreceksin ne oluyor ahirette. Dünyada da öyle. Hayat lezzetlerle dolu, inan. Elem almak, sıkıntı çekmek çok zordur. Çok uğraşmışız. 20-30 seneden beri sıkıntı çekmek için uğraşıyoruz da bu kadar Allah bereket versin sıkıntı çekiyoruz. Ya biraz böyle iyi olmak için gayret etseydik uçacaktık biliyor musun? 20 seneden beri televizyonlar, internetle, cep telefonlar tahrip ediyoruz. Ruhu hala tahrip olmuyor. Nasıl bir ruh ya? Adama bir laf diyorsun, seninle bir sene konuşmuyor ya. Ruha kaç defa yalan söylüyorsun da gene seninle konuşuyor ya, düşün. Yani biraz mutlu olmak için gayret etsen, hakikaten elhamdülillah. Bazen size de olmuyor mu? Böyle dersin ortasında ve sonunda öyle bir huzur alemin var ki bir havuz. Ulan üç kişi girse sıkıntılı, onlar da huzurlu olurdu. Oh, huzur havuzundan. Öyle değil mi? Oh, şu anda. Ben şu anda keyif alıyorum. Şuna birkaç kişi düşse sıkıntılı adam hakikaten rahat eder. Ama bu senin elinde. Bu tombala değil yani. Muhatap olmuyorum şöyle. Facebook'um, internetim, mailim, hiçbir şeyim yok. Girmiyorum. Niye talip olacağım ki? Mutlu olmak istiyorum. Zaten girmenin sebebi ne biliyor musunuz? Lezzet aldığınızdan değil, sıkıntıdan kaçmak içindir. Sıkıntı sefaata muhalif. Yani kaçıştır o. Ha, zevk aldığınızdan değil. Çok iyi biliyorsunuz ki bu bana bana ilaç değil. Kaçış. Kaçış rampası gibidir. Peki devam edeyim.
Vicdandaki tecelli aynen böyle cilvedir. Ki incizap ve cezbe iki musafacan. Yani vicdanda iki tane cilve var. İncizap var. Çekme var, çekilme var. Çekiyor, çekiliyor da. Acayip bir şey ya. Yani alemleri çekip burada ifade ediyor. Alemlerin, alemlerde var olan balları alemi alıyor içeri, para dönüştür. Bak bir daha. Bu mevcudatı alıyor, alemini dönüştürüyor vicdan. Sonra da bu haletle öteki alemlere çekiliyor. Çekilmek ne demek? O alemleri adeta o alemle bu alem arasında berzah olmuş. Orayı buraya taşıyor. Vicdan. Orayı buraya taşıyor, burayı oraya taşıyor. Rüyada da öyle mesela. Rüya gibi, evet. Rüyada öyle. Veya istihare namazı. Kim duydu senin arzunu, isteğini ki? Kim mektubunu, kim mesajını aldı ki? İki rekat istihare namazından sonra sana cevap geliyor. Öyle değil mi? Seninle birisi konuşmuyor mu? Renklerle konuşuyor. Ya bunu yapayım mı, yapmayayım mı diye namaz kılıyorsun iki rekat. Kafirun suresini ve İhlas suresini okuyorsun. Bilen onun altındaki duayı okur, istihare namazı. Bilmeyen de, ya Rabbi sen biliyorsun beni. Tamam, amin. Desen tamam. Ondan sonra bakıyorsun sen, Allah Allah, bir böyle yeşil bahçenin içinde, ooo, bembeyaz çiçeklerin içinde dolaşıyorsun. Yap demektir, hem yeşil hem beyaz. Hay baktın ki Allah Allah, süpsiyah yerlerde kırmızı çiçekler var falan. Hem siyah hem kırmızı, sakın yapma. Ama gökten bağırmayacak hali yok ya. Bana bak, yapma yasın ha, böyle diyecek alıyor. Öyle konuşuyorlar. Farklı konuşuyorlar. Peki şu şeyi de okuyayım. Yani vicdan öyle bir alem ki berza, burayı oraya dönüştürüyor. Bak mesela su. Enerjiye, sese falan dönüştürüyor. Peki başka? Fıtratımda şey var, mana, kalpte mana çıktı, vicdana geldi, dimağa geldi, eklendi. Bu mesela su. Dağdan çıktı, gelene kadar bir sürü ırmaklar katıldı, bir sürü elementleri, madenleri eritti, kata, havuza farklı bir renk, tatlı çıktı değil mi? İşte insanın kalbinde mana çıktı, vicdana geliyor, vicdandan alıyor, dimağa geliyor, oradan da alıyor, ondan sonra tahayyül denilen bir sistemde bu manın paketine uygun bir elbise, yani kelam yapıp gönderiyor böyle. Kelamın içinde kim var? Sen varsın. Kelam kişinin timsali suretidir. Kelam ruhun dışarıdaki nüfus cüzdanıdır. Kişi kendisidir. Öyle bir zaman gelecek ki sesle tedavi, seni hastalığına, sesinle sana ilaç yapılacak. Terinle seni mesela idrar affedersin, büyük küçük idrarınla tahlil edilip hastalığın tespit ediliyor ya. Ama ne yapsın, aciz olduğundan dolayı herkes aynı ilacı veriyor. Senin mizacın farklı. Nasıl ki idrar seni dışarıya tanımlıyor, seni dışarıya taşıyor ne olduğunu, ter ve sesle seni dışarıya tanımlayacak, sesini alacak cihaz senin karaciğerinde, böbreğinde, bağırsağında, şurada şu var, ilacında şu var denilecek. Koku, bak, ter. Seni görünce kokuyu hatırladım. Bunu çalışmıştım. Bunu vazife vermiştim. Koku, ter, ses. Geleceğin bu hastalıkların vesaire teşhis ve tespitlerinde en ciddi rol oynayacak. İki mücellat camdır, akseder içinde cemali, la ezali, hem de nuru imani, yani vicdanda. Ne kadar oldu? Şimdi mektubata kaç dakika oldu? 45 dakika oldu. 45 dakika olduysa bir 5 dakika da okursak mı, sıktınız mı Mehmet? Yok, 45 dakika güzel de ama yalan olmasın, 55 dakika olmuş. Şimdi ya, 3 tane yer okuduk. Şu kadar yer vardı hepsini. O zaman cümle okuyayım. Yalancı vehminden bahsediyor Sözler 80'de. Vehim yalancıdır. Olmayanı var gösterir. Yalancı münafıklık alametidir. Vicdanı ifsat eder yalan. Sözler 386. Bunun başlıklarını okuyayım, gönderirim size.
Fıtratta yalan yoktur. Sözler 700. Beşerin ağzına edebiyat yalancılık vermiş. Çok acayip. Bu da 736 sözler. Sima yalan söyleyip söylemediğini gösterir. Mektubatın çok yerinde var. Ama 90'a bakın. Yahudi alimi geliyor. Sima'dan anlayan. Anlamamıza da gerek yok ha böyle. Sokağa çıktığınız zaman namaz kılıp kılmayan. Ehli sünnet veya X olanları, onlar da çok belirgin. Namaz bile kılmasa ehli sünnetle namaz kılmayan X grubu, yani A grubu, hemen belli. Namaz kılmıyorsa. Namaz kılıyorsa farklı bak. Namaz, ehli sünnet olup namaz kılmıyor ama X namaz kılıyorsa o da seni blok ediyor. Ama ya şunu demek istiyorum. Sima'da yalan olup olmadığı belli. Sima yalan söylemez. Yeter ki anla. Geldi Yahudi alimi, peygamberimizin simasına bakarak 19. mektupta değil mi? Vallahi bu simada yalan olmaz dedi. Simaya bakarak, hiç konuşmadan. Mesela yalan konuşmayanların sesleri çok tesir eder. Böyle tesir eder yani. Allah Allah, aynı şeyi ben başka yerde de duydum ama etkilendim diyorsun. Yalan demiyor demek. Başka, yalana yalandır demeye insanda meyil varmış. Fıtratta, mektubat 120. Yalana yalandır demeye insanda meyil varmış. Ahlaksızların işi yalanmış. Mektubat 217. Allah'tan korkmayanların işiymiş. Mektubat 313-315. Allah'tan korkmuyor. Vallahi diyor. Muteka 163. sayfa 1. ciltte hatırıma kaldığı kadar yalana Allah'a şahit gösterilse, vallahi şahittim Allah, vallahi ödese, vallahi demek şahit tutuyorum, yalana bilerek Allah'a şahit tutsa ehl-i sünnet ve cemaatın itikadına göre imanı gider. Allah'tan korkmuyor demek ki. Hakiki imani tahkiki kanızlananlarda yalan asla olmaz. İmanı tahkiki ehillerinde derecesine göre asla yalan olmaz. Davanın büyüklüğü yalanı kaldırmıyor. İmanı tahkiki yalan diyemez. Lemalar 129. Davanın büyüklüğü, yani davayı yüklenenlerde asla yalan olmaz. Mesnevi Nuriye 26. Ondan sonra fıtratta yalan yoktur. Mektubat 469. Yalan kudreti iftiradır. Tarihçi 95. Kötü ve iyi ahlakları birbirinden ayıran sıdk ve kisp, işaret edeceğiz 82 ve işaret edeceğiz 222. Evet. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Cümlemiz neydi? Onunla bitireyim. Yalan söyleyebilmek, fıtratta olmak mucizedir. Diyebilmek. Yani demek adına değil. Diyebilir iken dememek. Cebrail'de bu yok. Mikail'de bu yok. Sığırda bu yok. Taşta toprakta yok. Yok yani. Fıtratta yalan yok. Kimde var? Cinlerde, imtihana tabi tutulan cinlerde ve imtihanda tabi olan insanda var. Yalan diyebilme siz yazılımını da yapmak, bunun içine koymak başlı başına bir mucizedir. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi yalanlardan bizi muhafaza eyle, amin. Sık ve kaim eyle, amin. Bizi iki cihanda aziz eyle, amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Amin. Sıdk ile, sadakatla, hizmetle, takva ile, iştinab-ı keba ile yetişen evlatlarımızı nasip eyle. Amin. Böyle bir sistemi, cemiyette böyle bir hayatı da bize nasip eyle ya Rabbi. Bizi ve sevdiklerimizi, çoluk çocuğumuzu, Süfyan'ın, Şeddat'ların, Firavun ve Nemrut fıtratlı onların şerinden muhafaza yemin eyle. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâ selâvâtu.